Birisi her gün gelişiyorum diyerek bilinçaltı zihninin işbirliğini devreye sokabilir. Her gün zenginlik ve bilgelik içinde büyüyorum. Her gün zenginliğim katlanıyor. Finansal olarak gelişiyorum, büyüyorum ve ilerliyorum. Bu ve benzeri ifadeler akılda herhangi bir çelişki yaratmaz. Örneğin, bir satıcının cebinde yalnızca 10 senti varsa, yarın daha fazlasına olacağı konusunda kolayca hemfikir olabilir. Yarın bir çift ayakkabı satarsa, satışlarının artamayacağını söyleyen hiçbir şey yoktur. Satışlarım her gün artıyor gibi ifadeler kullanabilir. Gelişiyorum ve ilerliyorum. Bunların psikolojik olarak sağlıklı olduğunu, zihnine kabul edilebilir olduğunu ve arzu edilen meyveyi vereceğini görecektir. Sessizce, bilerek ve hissederek, müreffehim, başarılıyım, zenginim diyen ruhsal olarak gelişmiş öğrenci de harika sonuçlar alır. Bu neden doğru peki? Ben müreffehim diye düşündüklerinde, hissettiklerinde veya dedikleri zaman, yaradanın tüm arz veya sonsuz zenginlik olduğunu ve onun için doğru olanın onlar için de geçerli olduğunu kastederler. Ben zenginim dedikleri zaman, yaratıcının sonsuz arz, tükenmez hazine olduğunu bilirler ve bu nedenle onun için doğru olan onlar için doğrudur. Çünkü yaratıcı onların içindedir. Birçok insan sağlık, zenginlik ve başarı gibi üç soyut fikir üzerinde durarak harika sonuçlar elde eder. Sağlık ilahi bir gerçektir ve özün niteliğidir. Zenginlik ondandır, sonsuzdur ve sınırsızdır. Başarı Allah'tandır. O her zaman tüm girişimlerinde başarılıdır. Dikkat çekici sonuçlar üretme biçimleri, durup 5 veya 10 dakika boyunca sağlık, zenginlik ve başarı tekrarlamaktır. Sağlıklıyım veya başarılıyım demezler. Zihinlerinde muhalefet oluşturmazlar. Sessiz ve rahattırlar. Dolayısıyla zihin alıcı ve pasiftir. Sonra bu sözleri tekrar ederler. Şaşırtıcı sonuçlar takip eder. Tek yaptıkları sonsuz, değişmez ve zamansız gerçeklerle özdeşleşmektir. Bir zenginlik bilinci geliştirebilirsin. Dile getirilen ve detaylandırılan ilkeleri uygulamaya koy, çölün sevinecek ve gül gibi çiçek açacaktır. Yıllar önce Avustralya'da doktor ve cerrah olmak isteyen genç bir çocukla çalıştım ama hiç parası yoktu. Ne de liseden mezun olmuştu. Masraflar için doktor muayenehanelerini boşaltır, camları yıkar ve ufak tefek tamir işleri yapardı. Bana her gece uyurken duvarda büyük, kalın harflerle adının yazılı olduğu bir diploma gördüğünü söyledi. Çalıştığı sağlık binasında diplomaları temizler ve parlatırdı. Diplomayı kafasına kazımak ve orada geliştirmek onun için zor olmadı. Bu görüntülemeye ne kadar devam etti bilmiyorum. Ama birkaç ay sürmüş olmalı. O ısrar ettikçe sonuçlar takip etti. Doktorlardan biri bu genç çocuğu çok sevdi ve onu aletleri sterilize etme, deri altı enjeksiyonları yapma ve diğer çeşitli ilk yardım işlerinde eğittikten sonra ofisinde teknik asistan yaptı. Doktor onu hem liseye hem de üniversiteye gönderdi. Bugün o çocuk Kanada Montreal'de önde gelen bir doktor. Bir hayali vardı, zihninde de net bir görüntü. Zenginliği aklındaydı. Zenginlik senin fikrin, arzun, yeteneğin, hizmet dürtün, insanlığa verme kapasiten, topluma faydalı olma yeteneğin ve genel olarak insanlığa olan sevgindir. Bu genç çocuk büyük bir kanunu bilinçsizce çalıştırdı. Doğru, sonu gördükten sonra sonun gerçekleşmesi için araçları istedin deriz. Bu çocuğun davasının sonu doktor olmaktı. Şimdi hayallerinin gerçekleşmesi için doktor olmanın gerçekliğini hayal etmek, görmek ve hissetmek, bu fikirle yaşamak, sürdürmek, beslemek ve hayal gücüyle bilinçaltının katmanlarına nüfuz edene, bir inanç haline gelene, yolunu açana kadar sevmek. Eğitimim yok diyebilirdi. Doğru insanları tanımıyorum. Okula gidemeyecek kadar yaşlıyım. Param yok, yıllar alacak ve ben zeki değilim.
o zaman başlamadan önce kaybederdi. Zenginliği içindeki düşüncesine cevap veren ruhsal gücü kullanmasındaydı. Duamızın yanıtlanma şekli veya yolu bazen sürecin bir bölümünü sezgisel olarak algılayabilmemiz dışında her zaman kullanımdan gizlenmiştir. Yollar öğrenmekten geçer. Yollar bilinmiyor. İnsanın yapması gereken tek şey sonunu zihninde hayal etmek ve kabul etmek ve bunun açılımını içindeki öznel bilgeliğe bırakmaktır. Çoğu zaman şu soru sorulur. Sonunda meditasyon yaptıktan ve bilinçteki arzumu kabul ettikten sonra ne yapmalıyım? Cevap basit. İdealinin ortaya çıkması için ne gerekiyorsa yapmak zorunda kalacaksın. Bilinçaltının yasası şudur. Zorlama. Yaşamın yasası eylem ve tepkidir. Yaptığımız şey, zihnin içsel duygunun ve inancın içsel hareketlerimize otomatik tepkisidir. Birkaç ay önce uyurken, en popüler kitaplarımdan biri olan İnanç Büyüsünü Fransızca olarak okuduğumu hayal ettim. Bu kitabın tüm Fransızca konuşulan ülkelere gittiğini fark etmeye ve hayal etmeye başladım. Birkaç hafta boyunca her gece elimde Magic of Fate'in hayali Fransızca baskısı ile uyuyakalarak bunu yaptım. 1954 Noel'inden hemen önce Fransa'nın Paris kentinde önde gelen bir yayıncıdan bir sözleşmenin eklendiği, imzalamamı isteyen ve kendisine Fransızca konuşulan tüm ülkelerde Fransızca baskısını yayınlama ve yurt dışında tanıtma izni veren bir mektup aldım. Duadan sonra bu kitabın yayınlanması konusunda ne yaptığımı sorabilirsin. Hiçbir şey demek zorundayım. Subjektif bilgelik devraldı ve bilinçli olarak arzu edebileceğim herhangi bir yöntemden çok daha iyi bir yol olan kendi yolunda geçmesini sağladı. Tüm dış hareketlerimiz ve eylemlerimiz zihnin iç hareketlerini takip eder. İçsel eylem tüm dış eylemlerden önce gelir. Fiziksel olarak attığım adımlar veya nesnel olarak yaptığım her şey, gerçekleştirmeye zorlandığım bir kalıbın parçası olacaktır. Sonu kabul etmek, amacın gerçekleşmesinin araçlarını ister. Şimdi ona sahip olduğuna inan ve onu alacaksın. İyiliğimizi inkar etmekten vazgeçmeliyiz. Bizi etrafımızdaki zenginliklerden alıkoyan tek şeyin zihinsel tutumumuz veya yaradana, hayata ve genel olarak dünyaya bakış açımız olduğunu anla. Bil, inan ve onun büyük yasaları aracılığıyla başarmak istediğin her şeye sahip olamaman, olmaman ve başaramaman için hiçbir neden olmadığına dair olumlu varsayıma göre hareket et.